Kardan mı yağmurdan mı? Nereden alır suyunu? Kardan mı yağmurdan mı? Şu nazlı derecin yatağı çamurdan mı? Şu nazlı derecin yatağı çamurdan mı? Durmak güzel dere, ak dere, berrak dere. Durmak güzel dere, ak dere, berrak dere. Gezdiğin topraklara bolluklar bırak dere. Gezdiğin topraklara bolluklar bırak dere. Merhaba sevgili çocuklar. Nasılsınız görüşmeyeli? Umarım her şey yolundadır. Evet çocuklar, dereler şırıl şırıl çağlasın, doğamız güzel olsun, ağaçlar, kuşlar cıvıl cıvıl, ne kadar güzel olur değil mi? Klimamız güzel olursa, havamız güzel olursa her şey yerli yerinde olur. Biz de mutlu oluruz. O zaman canlılar da güzel yaşar. Kediler miyav miyav der, mutlulukla çimenlerin üstünde zıplar, tavşanlar zıplar. Her şey yolunda olsa keşke. Evet sevgili çocuklar, sanırım bu güzel ortamı nasıl yapabiliriz? Doğamızı koruyarak yapabiliriz, öyle değil mi çocuklar? Savaşlardan uzak kalsak, her şey barış içinde olsa. Ben hep çocukken şey zannederdim, küçükken hep biz çocuklar birbirimizle küseriz, kavga ederiz zannederdim. Büyükler hiç birbiriyle konuşmaz, işte tartışmaz, kavga etmez, savaşlar çıkmaz, her şey barış içinde olur diye düşünürdüm. Sadece çocuklar bir şey için çekişir diye düşünürdüm ama büyüdükçe gördüm ki çocuklar gibi büyükler de kavga ediyorlarmış, büyükler de savaşıyorlarmış. Halbuki onların çocuklara örnek olması gerekir, öyle değil mi? Evet sevgili çocuklar, şimdi size yine bulmaca kitabımdan güzel bir bulmaca sormak istiyorum. Biliyorsunuz çocuklar, canlı canlı bütün varlıkların bir takım özelliklerini söyleyerek onları buldurursak, böyle bir oyun olursa buna ne denir biliyor musunuz çocuklar? Halk kültürümüzde bilmece bulmaca denir. Okuma yazma bilsek de bilmesek de bu bilmeceler bizim eğitimimize, gelişmemize faydalı olur. Hem böylece kelime hazinemiz de daha güzel olmaz mı? Daha çok genişlemez mi? Bulmacalar iki çeşitmiş. Ben şöyle bir baktım. Bir çeşit bulmaca tarih boyunca oradan buradan bilmediğimiz kişilerden toplanmış, yani anonimmiş. Diğerleri ise bazı kişiler tarafından özellikle yapılmış, kafiyeli, yani böyle ses uyumu olan. Neyse, sizin kafanızı karıştırmadan bil bakalım bu nedir diyelim. Ya da bir acayip nesne gördüm, acep ne ola diye sorulan bulmacalardan size bir tanesini sorayım. Tarlada yeşil, bakkalda siyah. Tarlada yeşil, bakkalda siyah. Ama eve gelince kırmızı. Eve gelince kırmızı. Aslında bakkalda siyah olmuyor bu. Yani niye siyah demişler acaba? Bilmiyorum ama bu şekil yazmış. Tarlada yeşil, bakkalda siyah çizgileri var ya hani üzerinde. Böyle yuvarlak bir şey oluyor, çizgileri oluyor, yenen bir şey meyvelerden. O yüzden belki o şekil söylemişler. Tarlada yeşil oluyor ama bakkalda üzerinde siyah siyah çizgiler oluyor. Evde de kırmızı oluyor. Acaba ne ola ki? Biraz sonra bulmacamızın cevabını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili çocuklar, mevsimler 4 tane biliyorsunuz. Yaz, sonbahar, kış, ilkbahar. Ben küçükken yazın ne olduğunu merak ederdim. Bir gün anneme sordum. Annem de meğer bana şaka olsun diye şöyle söylemişti. Yazın kar yağar. Her yer kar olur. Peki ya kışın? Kışın da her yerde çiçek gibi böyle çiçekler açar. Güneş sımsıcacık yapar. Peki ya sonbahar? Sonbaharda da çiçekler, çimenler mis gibi açar. Kırlarda kuzular koşar. Peki ya sonbahar? Sonbaharda ne olacak kızım? Evladım, dedim ya çiçekler açar, her yer güzel olur. Peki ilkbahar anneciğim, ilkbahar? İlkbaharda da yapraklar dökülür. Her yer buz gibi olur. Ne o? Gülüyor musunuz yoksa? Yanlış bir şeyler mi anlatıyorum? Şaka olsun diye annem bana böyle anlatmıştı. Ben de gittim bunu sınıfta, derste anlattım sevgili çocuklar. Tabii bütün arkadaşlar benim şaka yaptığımı zannederek güldüler ve bu benim için çok tatlı, çok hoş, unutulmaz bir anı oldu. İşte bu da bir Esra teyze masalı. Sevgili çocuklar, biliyorsunuz kışın kar yağar, hava soğuk olur, üşürüz, palto giyeriz. Yazın sıcak olur, ince giyiniriz. İlkbaharda kuşlar cıvıl cıvıl öter, yağmurlar yağarsa da yine de çimenler yemyeşil olur. Ama sonbaharda o güzelim yapraklar dökülür. Ah, ne kadar güzel. Sevgili çocuklar, şimdi kaldığımız masala devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz Açıl Sofram Açıl adlı Keloğlan masalını sizlerle paylaşmıştık. Keloğlan hazırı seviyor. Anasına gidip çalışmayı sevmediği için bir dededen, ihtiyar bir dededen, bir pirden bir sofra almıştı. Açıl sofram açıl deyince yemekler oh gelsin gelsin, ziyafetler. Komşu ama ne yaptı? Komşunun bir tanesi aldı götürdü onu, gizlice çaldı. Sonra gitti tekrardan yine o amca pir. Tamam dedi, sana dedi bir iyilik daha yapacağım dedi. Ne verdi ona? Bir kahve değirmeni verdi. Bu sefer ne yaptı? Kahve değirmeninden sağa çevirdi altınlar, sola çevirdi, gümüşler döküldü. Fakat ölçtükleri için bir ölçekle. Komşu ne yaptı? Gizlice merakından onlara baktı. Aa, bal yapıştırdı kahve değirmeninin altına. O da gitti, çalındı. Sonra çaresiz kaldı. Altınlar, gümüşler bitti. Çocuklar hazıra daha mı dayanır? Tabii ki dayanmaz. Bu sefer ne yaptı? Tekrar gitti yaşlı amcaya. Ağacın altında bekledi. Tam umudu kesilmişken amca tekrar görünüverdi dedi. Bu sefer ona bir tokmak verdi. Vur tokmağım vur deyince vuruyor. Dur tokmağım dur deyince de duruyor. Allah Allah, nasıl şey bu? Hem Keloğlan'ı dövdü, vurdu, hem de annesine bir şaka yapayım derken onun da canını acıttı. Fakat Keloğlan çok zeki. Bu tokmağın sayesinde hem değirmene hem de sofrasına kavuşmak için planlar yapmaya başladı. Öyle değil mi sevgili çocuklar? Bakalım bundan sonra masalımızın devamında neler olmuş? Canı iyi bir yanan anası Keloğlan'a söylemediğini bırakmamış. Keloğlan anasına dönerek, "Ana, sen merak etme. Bu bize bir ders oldu. Bu tokmağın sayesinde soframıza da değirmenimize de kavuşacağız. Bu dayağı yemeseydik aklımız başımıza gelmeyecekti" demiş. "Nasıl edeceksin Keloğlan? Hırsızın kim olduğunu biz bilmiyoruz ki." Anası böyle deyince Keloğlan gülmüş. "Kolayı var ana" demiş. "Daha önce çağırdığımız bütün komşuları yeniden yemeğe çağıracağız." "Aman oğul, yemeğe çağırmak kim, biz kim? Evde bir lokma yiyeceğimiz kalmadı." Anası böyle demiş ama Keloğlan'ın niyeti başkaymış. "Sen orasını bana bırak ana. Git şimdi komşulara haber ver. Yarın akşam yemeğine beklediğimizi söyle. Tamam mı?" Keloğlan'ın anası kapı kapı dolaşıp komşuları akşam yemeğine çağırmış. Daveti alan komşular sevinerek geleceklerine dair söz vermişler, çünkü hepsi de Keloğlan'ın gene ilginç bir şeyler bulduğunu düşünüyormuş. Ertesi sabah daha akşam olmadan herkes Keloğlan'ın evini doldurmaya başlamış. Yemekten çok Keloğlan'ın yeni elde ettiği şeyi merak ediyorlarmış. Sonunda Keloğlan tokmağı çıkarmış. "Vur tokmağım vur" demiş, der demez tokmak odadakilerin başında gezinmeye başlamış. Keloğlan'ın anası da dışarıdan kapıyı iyice kilitlediği için kimse çıkamıyormuş. Keloğlan'a yalvarmaya başlamışlar. "Aman Keloğlan, ne olur ne olur durdur şunu. Keloğlan, ben sizleri komşu bilip yemeğe çağırdım, soframı çalıp götürdünüz. Sonra değirmenimi çaldınız. Soframla değirmenimi getirmedikçe dayaktan kurtulamazsınız" demiş. Tokmak bütün hızıyla kafalarda dolaşıp duruyormuş. Bir ona güp, bir buna güp, bir ona güp. Sonunda hırsızlar dayanamamışlar. "Tamam, aman aman Keloğlan, yapma etme" demişler. Suçlarını itiraf etmişler. Keloğlan da tokmağı durdurmuş. Böylece tokmak sayesinde yeniden eski mutlu günlerine kavuşan Keloğlan'la annesi ömür boyunca bolluk içinde yaşamışlar. Onlar ermiş muradına, biz de erelim muradımıza. İşte çocuklar, gördünüz ya, haydan gelen huya gider. Çalışmadan bir şey olmuyor. Bu masal da bize bunu anlattı. Peki, söyleyin bakalım, bulmacamızı düşündünüz mü? Acep ne ola? Tarlada yeşil olan, hani bakkalda üzeri siyahlaşan. Sonra evde açtık mı kırmızı olan? Tabii ki çay. Evet, çay. Tarlada yeşil yapraklar oluyor ya, topluyoruz. Sonra bakkalda böyle siyah siyah oluyor, böyle çizgi çizgi oluyor. Sonra eve geliyoruz, suyla kaynatıyoruz, demliyoruz, kırmızımsı oluyor böyle. Bu da çaymış. Ne yapalım efendim? Masallarımız böyle, bulmacalarımız böyle. Hepsi birbirinden zengin, hepsi birbirinden güzel. Milli servetimiz, milli değerlerimiz bunlar. Bunları unutmamamız gerekir çocuklar. Özellikle yurt dışında masallarımızı, bilmecelerimizi, öykülerimizi dinlemeliyiz. Onlardan uzak kalmayalım. Olmaz mı? Bugünlük de bu kadar sevgili çocuklar. Bana ayrılan sürenin sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Hepinizi öpüyorum. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.